Sizin yaşınızdaki insanların sokağa çıkma yasağı geldi. Peki sen çıkmaya devam ediyor musun? Hayır, 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 hayır. Çıkmaya devam etmediğim gibi de çıkanlara çok sinir oluyorum. Suna teyze uyarılara kulak veriyor. Ne sokağa çıkıyor ne de gelen misafiri evine alıyor. Evime de kimseyi almıyorum. Torunum gelmişti hanımıyla. Balkonun dışından selamlaştık, konuştuk. Onu da almıyorum içeri. Çünkü o hem onu sevenlerini hem de kendi sağlığını düşünüyor. Ancak onun da ihtiyaçları var. Yeri geldiğinde sağlık için, yemek için evinden çıkması gerekiyor. Bu soruna ise Sancaktepe Belediyesi el attı. 85 yaşındaki Suna Duman sokağa çıkmaması gerekenler arasında. Üstelik o hem tansiyon hem de KOAH hastası. Yani en riskli grupta. İşte Sancaktepe Belediyesi evde yalnız kalanlar, engelliler ve 65 yaş üzerindeki yaşlılar için devreye girdi ve hepsinin evine panik butonu yerleştirildi. Yaşlıları yani bizleri korumak için geldiler, cihazı taktılar, boynuma düğmeyi taktılar. Panik butonları iki şekilde bulunuyor. Biri masanın üzerinde olduğu gibi, diğeri de Suna teyzenin boynundaki gibi. Suna teyzenin ihtiyacı olması halinde ise o butona basmasıyla hem belediye ekipleri, hem sağlık görevlileri, hem de yemekler evine geliyor. Acil durum araması yapılıyor. Sancaktepe Belediyesi'ne hoş geldiniz. Ben Kübra, nasıl yardımcı olabilirim? Ben yardım istiyorum. Acil durumunuz nedir? KOAH hastasıyım, nefes darlığı. Evet. Olsun efendim. Çok çok teşekkür ediyorum efendim. O panik butonuna basılmasıyla birlikte ihtiyaç halinde hem sağlık ekipleri geliyor, hem yemek kapıya getiriliyor, hem de eğer evinizin temizlenmesini istiyorsanız ve buna ihtiyacınız varsa temizlik ekipleri geliyor. İstanbul Sancaktepe'de 65 yaş üstlülerin evlerine koronavirüsü acil butonu konuldu. Evlerinde rahatsızlanan yaşlılar butona basarak belediyenin sağlık ekiplerinden yardım isteyecek. 65 yaş üstü vatandaşların evine koronavirüsü panik butonu konuluyor. Böylece onların daha güvende hissetmeleri sağlanıyor. Hemen yardım ulaştırılıyor. Bu boynundaki butonla bize ulaşabiliyor. Direkt bizim çağrı merkezimizle irtibata giriyor. Sancaktepe Belediyesi bu tedbirlerin yanında ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlar için korona acil butonu oluşturdu. Cihaz ilçede yaşayan yaşlı vatandaşlara dağıtıldı. Yaşlımız bu acile bastığı anda, bakın bu isterse bakım temizlik, isterse sıcak yemek hizmeti diye ayrıldı. Tek tuşa bastığı anda direkt bizim çağrı merkezimizle. Cihazla ilçede yaşayan yaşlılar ateşlerinin yükselmesi, kendilerini hasta hissetmeleri halinde korona acil butonuna basıp belediye ekiplerine sinyal göndermiş olacak. Sinirlerin alınmasıyla yaşlılar hastaneye götürülecek. Bunları evlerine veriyoruz, kendilerine teslim ediyoruz. Tek tuşla bizim çağrı merkezimize ulaşabiliyorlar.